Yani bu tüm siyasi partilere sunuldu ama bizim orada eleştirdiğimiz bir konu var. Dediğimiz şu, eğer iktidar böyle bir yargı paketi sunuyorsa sunacağı ilk yer Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'dır. Daha sonra da komisyonlarda, ilgili komisyonlarda bu incelenir, genel kurula gelir. Şimdi burada komisyonları devre dışı bırakmak demek. Başta bunları görüşürken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni devre dışı bırakmak demektir. Bu doğru bir şey değildir. Hı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi e, bu olaya şöyle bakıyor. Eğer iktidar bizden bir konuyu görüşmek istiyorsa biz buna hayır demeyiz. Reddetmeyiz. Yani e, peşinen bu doğru değildir. Biz görüşmüyoruz demeyiz. O yüzden Sayın Muş'un önerisini aldık. E, bizim komisyon üyelerimiz hem anayasa e, hem de adalet komisyon üyelerimiz bu konuları inceliyorlar. bu akşam itibariyle de AK Parti grubuyla da bir araya geleceğiz ve onlarla da bu konuyu değerlendireceğiz. Bu görüşmeler hafta sonuna kadar sürecek ve hafta sonunda biz kendi eleştirilerimizi açık olarak söyleyeceğiz. Eğer o konularda herhangi bir düzeltilme olursa elbette genel kurulda onların geçmesi için biz de destek vereceğiz. Ama herhangi bir şekilde yanlış bir konu olursa, bizim eleştirdiğimiz bir konu olursa oradaki muhalefetimizi de gene sergileyeceğiz. E, bundan sonraki yargı paketi, bu yargı paketinde çok hani kamuoyunun beklediği şeyler gelmedi bu yargı paketinde. Ama bundan sonraki yargı paketleri için bir kırmızı çizgimiz var. O kırmızı çizgimizde bundan sonra uyuşturucu satan, ee, ve bu uyuşturucu ihmal edenlerle ilgili herhangi bir indirimdi bilmem neydi yok Hayır böyle bir şey kabul etmiyoruz en ağır cezayla yargılanmalarını istiyoruz. Ee, bir de, kadına ta, kadına şiddet ve çocuk tacizi gibi konularda da e, gene anayasa içerisinde herhangi bir indirimi kabul etmiyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Bunun haricinde e, bizim asıl söylediğimiz bu yasalarla ilgili e, anayasanın bir an önce darbe hukukundan arındırılarak düzgün, özgürlükçü bir anayasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir parlamenter sisteme yakışır bir şekilde tekrar görüşülüp karara bağlanması gerekiyor. Bunun için hukukçularımız çalışma yapıyorlar. Aylardan beri yapıyorlar ve Sayın Kaboğlu'nun başkanlığındaki komisyon üyesi hukukçularımız adil yargılanma hakkı yasa önerisi adı altında bunu bir düzenleme yaparak yakın zamanda bunu Türkiye'nin gündemine getirecekler. Bizim istediğimiz şey Türkiye'nin tekrar itibarını sağlayacak darbe hukukundan arındırılmış bir anayasanın bir an önce hayata geçmesidir. Örnek veriyorum bir konuyla ilgili örnek vereyim. Bu yargı paketinde diyor ki yargı süreci tamamlanarak beraat etmiş ve pasaportuna el konmuş kişilerin kolluk kuvveti ve İçişleri Bakanlığı'nın önerisiyle pasaportları iade edilir diyor. Şimdi yargı kararı ile beraat etmiş kişilerin eee pasaportlarının iade edilmesi doğru ancak kolluk kuvvetleri ve İçişleri Başkan Bakanlığı'nın önerisine ihtiyaç yoktur neden yargının üstünde kimse olamaz ne cumhurbaşkanı ne bil hiç kimse işte güçler ayrılığı dediğimiz yasama yargı yürütmedeki e, olay tam da söylediğimiz bu yargının üstünde hiç kimse olamaz yargının kararı uygulanmalıdır e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçekten tekrar bu cumhurbaşkanları kararları kararnameleri böyle bir ülke yönetilmez e, yani meclisi e, dışarıda bırakan Meclisi tasfiye eden Bir anlayışla bir ülke yönetilmez Yönetildiği zaman başımıza neler geliyor Bunları hep birlikte yaşıyoruz Türkiye'nin dışarıda tekrar itibarlı Bir ülke olabilmesi için Önce bizim anayasayı Düzeltmemiz gerekiyor Bir bağımsız bir cumhurbaşkanına yani tarafsız, bağımsız bir cumhurbaşkanına. Ben işte AKP'ye bağımlı genel başkanı hem hem de cumhurbaşkanı olmaz. Bu aynı şey Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli. Bağımsız bir, tarafsız bir cumhurbaşkanının olması gerekiyor. bir üçüncüsü de tekrar acilen güçlü bir parlamenter sisteme, özgürlükçü demokratik bir parlamenter sisteme dönüşün olması gerekiyor. Eğer bunlar olursa, o zaman güçler ayrılığı tam yerine oturursa Türkiye'de herkes gerçekten yap yapacağı işi yasalar doğrultusunda yapar. Yasalara güven olduğu zaman da yatırımcılar gelir bu ülkeye. Onlar da yatırımlarını gerçekleştirirler. Türkiye sadece tüketen değil, üreten bir ülke olur ve refah içerisinde olur. Bu sistem tartışmaları, bu sistemin, bu yanlış sistemin sonuçlandırıncaya kadar her zaman olur. Yani. Çilesini bile çekiyoruz. Gerçekten bir Orta Doğu bataklığı var ve bu Orta Doğu bataklığında zarar gören ülkelerden bir tanesi olmak istemiyoruz. Dünyada itibarı kaybolmuş bir ülke olmak istemiyoruz. Diplomatları daha önceden yargılanmış, üzerlerinde suç olan kamuoyunda itibarını yitirmiş insanlardan değil, ülkemizin yetiştirdiği gerçek diplomatların Türkiye'yi temsil etmesini istiyoruz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanının herkesin özlemini duyduğu. Bu benim de cumhurbaşkanımdır. Tarafsız bir cumhurbaşkanıdır. Dediği bir cumhurbaşkanlığı müessesesi olmasını istiyoruz. Onun haricinde Türkiye'de gerçekten güçler ayrılığı ilkesinin tekrar oturmasını istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarının iade edilmesini istiyoruz. Bu sonuçlanıncaya kadar, gerçekleşinceye kadar bu mücadele devam edecek.